Açılışını yaptığımız yeni Adana Stadyumu'nun ülkemize, şehrimize ve Adanalı sporcularımızla taraftarlara hayırlı olmasını diliyorum. Bu muhteşem tesisin Adana'mıza kazandırılmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Stadımız 78 bin metrekare açık, 60 bin metrekare kapalı olmak üzere 138 bin metrekare büyüklüğe sahiptir. Alttan ısıtma ve soğutma sisteminin bulunduğu stadyumun toplam seyirci kapasitesi ise 33 bindir. 1444 araçlık otoparkı, ilk yardım odaları, 49 locası ve diğer özellikleriyle göz kamaştıran bu tesisi 162 milyon liralık yatırımla hayata geçirdik. Böylece Adana'mıza her bakımdan modern bir spor tesisini kazandırmış olduk. Adana Spor ve Adana Demirspor maçlarını artık burada oynayabilecekler. Her iki spor kulübümüze de oynayacakları maçlarda şimdiden başarılar diliyorum. Yeni stadyumun da motivasyonuyla Adana Spor ve Adana Demirspor'un başarı grafiklerini daha da yükselteceklerine inanıyorum. Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız ile Gençlik ve Spor Başkanlığımıza spora verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Değerli kardeşlerim, ülkemizde uzun yıllar boyunca belli başlı dallar dışında spora gereken önem verilmedi. Spora ilgisi olan gençlerimiz hem ailelerinden hem de resmi kurumlardan yeterince destek görmedikleri için bir müddet sonra başka arayışlara girdi. Bu sebeple Türkiye çok genç nüfusa sahip olmasına rağmen sporda istenen, beklenen, arzulanan başarıları uzun yıllar yakalayamadı. Şüphesiz uluslararası alanda isim yapan, kupa kaldıran, madalya kazanan sporcularımız, takımlarımız ve spor kulüplerimiz de oldu. Ancak bu Türkiye'nin potansiyelini gerçek anlamda yansıtacak düzeye maalesef hiçbir zaman ulaşmadı. İlk gençlik yıllarında spora, özellikle de futbola gönül vermiş birisi olarak yaşanan sıkıntıların hep farkındaydık. İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğimde şehrin kronik sorunlarını çözerken spor altyapısındaki eksiklikleri de gidermeye çalıştık. Görev yaptığım 4,5 sene içinde hamdolsun önemli işlere imza attık. Bu anlayışı 2002'den itibaren 81 vilayetimizin tamamına yaydık. Son 18 yılda ülkemizin spor altyapısını baştan aşağı yeniledik. İllerimizin ihtiyaçlarına göre yeni spor tesislerini hizmete açtık. Türkiye'nin her köşesine stadyumlar, yüzme havuzları, futbol sahaları, gençlik merkezleri, spor alanları, atletizm pistleri inşa ettik. 2002 yılında ülkemiz genelinde 1575 tesis varken bugün bu sayı iki kattan fazla artarak 3900 işe çıktı. Atletizm pistlerimizin sayısını 12'den 56'ya, spor salonlarımızın sayısını 372'den 904'e yükselttik. Hükümetlerimiz döneminde sadece Adana'ya 18 spor tesisi kazandırdık. Adana'da 2002 yılında 331 tesis varken bugün 104 tesisle gençlerimize hizmet veriyoruz. Futbolda çoğu ömrünü tamamlamış olan stadyumları özellikle yıkıp yerlerine uluslararası standartlarda yüksek kapasiteli yeni tesisler inşa ettik. Şimdiye kadar ülke genelinde 32 stadyumu tamamladık, 10 stadyumun yapımı, 4 tanesinin de proje ve ihale süreci devam ediyor. Sporcularımız bu tesislerde 7 gün 24 saat gönül rahatlığıyla çalışabilsin diye buraları
dört dörtlük bir spor merkezi olarak tasarlıyoruz. Tesisleşmenin Türk sporunu güçlendirme, sporcularımızı destekleme, hedeflerimize ulaşma noktasında çok büyük önem arz ettiğine inanıyoruz. Nitekim spor altyapısına yaptığımız tüm bu yatırımların meyvelerini son yıllarda fazlasıyla toplamaya başladık. Sporcularımız 2002 yılında sadece 1481 madalya kazanabilmişken 2019'da elde ettikleri 8800'ün üzerinde madalyayla verilen emeklerin boşa gitmediğini tüm dünyaya gösterdiler. Faal sporcu sayımız son 18 yılda 206.000'den 3.623.000'i geçti. Adana'da da sporcu sayısında rekor artışlar yakaladık. İlimizde 2002 yılında 7.762 lisanslı sporcu varken biz bu rakamı 189.541'e ulaştırdık. Verilen destek ve yatırımlarla öne açılan spor kulüplerimizin sayısında da ciddi artış oldu. Adana'da 2002 yılında 113 olan spor kulübü sayısı 2021 yılında 486'ya çıktı. Önümüzdeki yıllarda sporcularımızın başarılarının daha da artacağını inanıyorum. Sevgili Adanalılar, sevgili gençler, son 18 yılda her alanda yakalanan başarının formülü ülkenin enerjisini fuzuli tartışmalarla harcamamasıdır. Her kurum kendi alanına odaklanmış, herkes işin bir ucundan tutarak görev ve sorumluluklarını yerine getirmeye çalışmıştır. Siyasetçi, ülkeye en iyi şekilde hizmet etmeye, öğretmen, çocuklarımızı en güzel şekilde yetiştirmeye odaklandı. Polisimiz, asayişi ve huzuru sağlamaya, askerimiz, vatanımızı korumaya, çiftçimiz üretmeye, işçimiz çalışmaya, ihracatçımız yeni pazarlar bulmaya kendini adadı. Sporcularımız ise branşlarında en iyi olmak için ter döktü, emek verdi, mücadele etti. Böylece ortaya tarımda, ihracatta, savunmada, terörle mücadelede, sporda destan yazan bir ülke çıktı. Eski Türkiye'de gençlerimizin enerjileri çatışmalarla, gerilimlerle, ülkemize hiçbir yararı olmayan tartışmalarla harcanıyordu. Hatırlayınız, gençlerimiz 1960 darbesine giden süreçte figüran olarak kullanıldı. Aynı şekilde 1970'lerde heba olan yine bu ülkenin gençleriydi. PKK'dan FETÖ'ye, DAEŞ'ten DHKPC'ye kadar birçok karanlık yapı farklı değerlerimizi istismar ederek hep gençlerimizi alına düşürmenin peşine koştu. Milletimize benzer acılar yaşatmaya kimsenin hakkı yoktur. Gençlerimizi sonu gözyaşı ve pişmanlık olan mecralara sürüklemeye kimsenin hakkı yoktur. Son dönemde üniversitelerimiz üzerinde oynanan oyunları çok yakından takip ediyoruz. Marjinal örgütlerin, kadrolu militanlarının başını çektiği bu eylemlerin amacı ne demokrasidir, ne hukuktur, ne de özgürlüktür. Bu provokasyonların gayesi ülkemizin dikkatini dağıtarak özellikle Türkiye'yi hedeflerinden uzaklaştırmaktır. Gençlerin kanı üzerinden kendilerine ikbal devşirmeye çalışanlara son 18 yıldır fırsat vermedik. İnşallah bundan sonra da vermeyeceğiz. Gençlerimizin arasına nefret ve nifak tohumu ekilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Bu konuda devletimizin kurumlarıyla beraber elbette ailelerimize de çok önemli görevler düşüyor. Ailelerimizden evlatlarına sahip çıkmalarını, her biri ülkemiz için bir cevher olan bu gençlerimizi profesyonel provokatörlerin ellerine terk etmemelerini istirham ediyorum. Biz de devlet olarak gerekeni yapacak, gençlerimize sunduğumuz imkanların
hem sayısını hem de kalitesini yükseltmeye devam edeceğiz. İnşallah gelecekte gençlerimizin adını daha çok duyacak, başarılarını daha çok konuşacak, onlarla daha fazla iftihar edeceğiz. Açılışını yaptığımız Yeni Adana Stadyumu'nun bu vizyonumuzun en güzel örneklerinden biri olduğu kanaatindeyim. Bu güzel tesisin kısa sürede Adana'mızın gurur abidelerinden biri haline geleceğine inanıyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken stadyumun şehrimize, futbol kulüplerimize, futbolcularımıza ve spor severlere hayırlı olmasını diliyorum. Stadyumun inşasını gerçekleştiren TOKİ başta olmak üzere bu eserin şehrimize kazandırılmasında katkısı olan herkesi tekrar tebrik ediyorum. Eski stadımızın yerini de inşallah millet bahçesi olarak düzenleyip Adanalılarımızın hizmetine sunacağız. Tabii burada Sayın Bakan'a bir şeyi hatırlatmak istiyorum. O da peyzaj ve çevre düzenlemesinde şu anda belli bir eksikliğin olduğunu ekranda izledim. Dolayısıyla süratle burada çevre şehircilikle de el ele vermek suretiyle stadyumun etrafındaki peyzaj ve çevre düzenlemesini süratle bitirmemiz buraya ayrı bir güzellik katacaktır. Tüm Adanalı gençlerimizi spor yapmaya davet ediyor. Her birini gönülden selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Kalın sağlıcakla.